Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz din kardeşler, aziz yurttaşlar. Hazırlık günde bütün dünyanı vahimeyi salıp durgen koronavirüs hakkında hamma mütesaddiler, hamma her bir fukara özü bilgen, koldan kilgen çareni kılıp hareket kılmakta. Albatta ahli ilimlerimiz ham bu mavzuda özlerinin fikir mülahazalarını, yana bazı bir dualarını aytıp bayan kılmaktalar. Men ham bürçünü vazifeni beceriş manasıdır. Dinimizde bu arada kandayı körsetmeler var, kandayı tavsiyeler var. Bana şunlarını siz bilen ortaklaşını lazım deyip topdum. Özü 2-3 gün aldım Facebook'ta bu arada alahide sohbet kılgen edik bir kitap asasıdır. Bugün ana öşre sohbetinin hulasası sıfatı da bu üçleşme, bu mülakatını demek sizler bilen amelge aşırmaktamız. Çünkü tünav günkü sohbetimizde malumatlar atraflıca ve köp miktarda takdim kılıngan idi. Bugün ise inşallah kıskarak surette ve hulasevi sıfatı da dualarını ise talim üslubu da sizlerge takdim kılmakçımız. Sohbetimiz üç kısımdan ibaret buladı. Birincisi, bu ölet keserliğe nispeten mümin kişinin itikadı münasebeti kandayı buluşu lazım. İkincisi, bu arada Müslüman kişi kandayı çarelerini körüşü lazım. Üçüncüsü, bu hadiseden Müslüman kişi kandayı ibretler alışı lazım. Mümin kişi itikadda evvela her bir iş Allah'ın iradesi bilen, onun takdiri bilen buluşunu bilişi lazım ve bunge çin dilden işanışı lazım. Allah'ın takdirisiz, onun iznisiz, onun uzatının iradesiz hiç nersi bulmaydı. Hatta وَمَا تَسْقُوتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Hatta bir de belçüsü hem onu elbette Allah subhanahu ve ta'ala'nın takdirisiz ama bu meyde onu elbette Allah biledi. Bazı bir kişiler bana şimdi musibetler ki yende hem sebeplerge süyenip kaladı. Fakat sebeplerge süyenledi, hemen dersenin sebeplerden deyip biledi. Müsebbibine, sebeplerini içke sağlığı zatını ünütüp koyadı. Mumun kişi ise imanın tekazası, itikadının tekazası olarak bu derse de her bitti işte müsebbibini ünütmeydi, sebebini, amelge aşırışını, beceriş bilen birge müsebbibini ünütmeydi. Zaten bana şundak keserliklerini, hala bu bahane bilen röyaköy çıkılgen çıkkanı ayetilse de aslı kayırdan kep çıkıyor yaptı, bunu hiç kim bilmeydi. Bu, bunu yoşayan keserlikler, yüzler, milyar keserliklerinin aslı bahisini adamlar sebeplerini aytadı halas. Lakin onu hamması, bunların hamması Allah'ın iradesi bilen buladı. Şunun için Müslüman kişi, demek bu, bunda halatlarda tevekkül ve kalbde tevekkül ve cevarih azalar bilen sebeplerini cari yıkılışı lazım. Tevekkül kalbe dair iş. Kalbde Allah'a süyened. Her bir iş Allah'ın iznisiz bulmaydı. Hiçbir iş Allah'ın iznisiz bulmaydı dedi de Allah'a tevekkül kıladı. Allah'a tevekkül kılgenden keyin insanda hatırcamlık payda buladı. Bana hazır vahiy mekımenler diyen yaptığı kişilere ait şey yaptı. Vahiyme bulması için kişide tevekkül buluş gerek. Şunu bilişimiz gerek ki tevekkül bu mese, ya ki tevekkül Allah'tan başka gehem bose, Allah'tan başka gehem tevekkül kılınsa bu şirk buladı. Tevekkül kılsa yu, fakat tevekkül kılıp, lakin şeriat büyürgen çarelerini kılmasa, bu şeriatke bu yüzünmegenlik, isyan, masiyet buladı. Mumun kişi ise bir yöle fakat tevekkülünü kılıp, başka çarelerini kılmayı koyuştan ham saklanadı, fakat çarelerge süyenip, Allah'a süyenişten, masuva buluşundan hem çetlenedi. Kalbde Allah'a süyenedi. Amelde ise büyürülgen çare tedbirlerini, biz kuyuda et edigen çare tedbirlerini amelge aşırıdı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın kesel yukmaydı degen hadisleri aynen bana şu kalbge dair kürsetme hesaplanedi. Yani Allah'ın iznisiz, o zatının iradesiz kesel özçe, özünün kuvveti bilen yukmaydı. Lekin o zat aleyhissalatü vesselam'ın karantin, yani insan ölet kesel barcaya barmasın, uyurduğu adam çıkmasın degen çarelerini açıları,
kasallik yuqishini oldini olish borasidagi ko'rsatmalar bu amaliyotga doir. Shuning uchun shariat bu shar'iy amallar bular amaliyot bo'lsa, nazariy jihatdan musulmon kishini qiladigan ishi bu tavakkul hisoblanadi. Insonning taqdiri, ajali onasining qornidayoq bitib qo'yilgan. Mu'min kishi shunga e'tiqod qilish lozim. Hadis sharifda keladi, sahih Muslimda inson onasining qornidaligida 4 ta narsa bitib qo'yiladi. Shulardan biri uning ajali. Qachon tug'iladi, qachon o'ladi, bitib qo'yilgan. Undan hech kim qochib qutula olmaydi, uni hech kim o'zgartira olmaydi. U mana shu narsaga musulmon kishi iymon keltirishi lozim. Rizqlar ham o'lchalgan. Kishi rizqini yemagunicha dunyodan o'lmaydi, ketmaydi. Va Alloh rizq qilmagan narsani, rizq qilib yozmagan narsani inson o'zicha o'ziga rizq qilib uni iste'mol qila olmaydi. Shuning uchun vahimaga tushib bozorlarni to'ldirib yuborish, hali u joyga, hali bu joyga harakat qilish kabi vahimaga tushish o'rinsiz. Inshaalloh bu narsalarda muammo bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizni rizqimizni bitib qo'ygan, o'sha rizqni biz qochsak ham orqamizdan quvlab o'sha rizq bizga keladi. O'sha rizqni yemasdan qolmaymiz. Mu'min kishi Alloh nimani iroda qilsa, nimani taqdir qilsa, bu faqat insonlar uchun, bashariyat uchun yaxshilik ekanini unutmasligi lozim. Demak, mana shunday holatlar ham kishilarga bir sergaklik tortishlari uchun va Allohni eslashlari uchun, yomonlikdan qaytishlari uchun bir turtki bo'lishi, yana boshqa yaxshiliklar bo'lishi mumkin. Muhimi, mu'min kishi shunday e'tiqodda bo'lishi kerakki, Alloh ahkamul hakimin, hukm quruvchilarning eng mustahkam hukm quruvchi, eng yaxshi hukm quruvchisi bo'lgan zot. Arhamur rahimin, Alloh rahimlilarning rahimrisidir. Demak, Alloh bandalarga faqat yaxshilikni iroda qiladi, uning taqdiri faqat bandalarga yaxshilik bo'ladi. Undan keyin mu'min kishi foydayu zarar Allohning qo'lida ekanini, uning iznisiz bu balo ketmasligini yaxshi bilishi va bunga e'tiqod qilishi lozim. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi: "Va in yamsaska Allohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Agar seni Alloh biror bir zarar bilan tutsa, undan boshqa buni aritadigan zot yo'q. "Va in yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qodir." Agar senga yaxshilikni bersa, bunga ham hech kim to'sqinlik qila olmaydi. "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha." Alloh bandalarga nima yaxshilikni, rahmatni, marhamatni ochsa, uni to'sadigan yo'q. "Va ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Va Alloh to'sib qo'ysa, uni ochadigan yo'q. Mana shu e'tiqodda bo'lish lozim. "In aradaniyallohu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih." Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Alloh menga bir zararni iroda qilsa, kim uni qaytara olaydi? Agar Alloh menga bir yaxshilikni iroda qilsa, kim uni to'sa olaydi? Demak, mu'min kishi mana shu e'tiqodda bo'lishi lozim. Bu baloning chorasini, harakatini qiladi, lekin ko'tarilishi Allohning irodasida ekanida e'tiqodda mustahkam bo'ladi.